Arkadaşlar merhaba. Bu kez üçlü değişkenlere başlıyorum. Kartezyen koordinatlarda bu işleme başlıyoruz. Bu kez Laplacian denkleminde bu kez x'de, y'de, z'de yani kartezyen denklem, kartezyen koordinatların 3 elemanının da bulunduğu takdirde separation of variables yani değişkenlerin ayrılması nasıl yapılır? Yine Laplacian denklemini sıfır eşitleyerek nasıl yapılır bunu göreceğiz. Şimdi öncelikle benim burada Laplacian'ı açmam daha kolay biliyorsunuz. Çünkü metriklerin hepsi 1 olduğu için bana sıkıntı çıkarmıyor. Del kare fi eşittir 0'ı nasıl açacağız? Şöyle açacağız. Biliyorsunuz ki öncelikle del kare fi bölü hem del x kareye eşit olacak. Hem del kare fi bölü del y kare gelecek. Artı tabi bu artıların hepsi yine tekrar mantığını anlatmak adına buradaki toplam işleminden geliyor. Dolayısıyla del kare fi bölü del z kare eşittir 0 olduğu için 0 eşitliyorum. Sonrasında ne yapıyorduk? Bu fi x, y, z gibi 3 fonksiyona eşit olacağı için fi'nin x'in x'e bağlı, y'nin y'ye bağlı, z'nin z'e bağlı fonksiyonu şeklinde yazıyoruz. Sonrasında ise nasıl bir denklem elimize geliyordu hatırlayacak olursak fi x için y ve z burada x'e bağlı olmayacağı için şu şekilde gelecekti. Y z bölü del kare x bölü del x kare artı x z çarpı del kare y bölü del y kare. Tabi şu y büyük y olacak. Onu şu şekilde düzeltelim. Şu şekilde del kare y bölü del y kare artı sonrasında x y çarpı del kare z bölü del z kare eşittir 0 olacak şekilde yazıyorum arkadaşlar. Sonrasında kendi içindekilere eşit olması açısından bunların hepsini neyle çarpıyorum? Madem 3'ü de varsa 3'ünün tersiyle x, y, z ile çarpıyorum ki şuradaki y, z, şuradaki x, z ve x, y gitsin ve bu çarpma işlemini yaptığınız takdirde olay şu şekilde cereyan edecek. X'li olan x'ler del kare x bölü del x kare artı y'li olan y'liler 1 bölü y bölü del kare y bölü del y kare artı z'liler 1 bölü z çarpı del kare z bölü del z kareye dönecektir arkadaşlar. Sonrasında ise bu işlemi yapmak için bize istediğimiz şekilde yapabiliyoruz biliyorsunuz. Biz ne yapmayı tercih ediyorduk? Bir nevi dalga sayısıyla alakası olsun diye genelde burada kx, ky, kz kullanıyoruz. Eksi kx kare olsun diyoruz. Sonrasında ise mesela bunu eksi ky kare alalım. Dolayısıyla bu kz kare içinde şöyle olsun diyoruz arkadaşlar. Aslında burada bir nevi yaptığım şey şu. Kz kare eşittir kx kare artı ky kare gibi bir eşitliğimiz oldu burada. Şimdi bu eşitliklere göre şunu yazalım isterseniz. Buradan x eşittir hani sadece birini yapacağım. A çarpı E üzeri alfa x olsun diyeceğiz. Sonrasında bana türevi lazım. Bir derece türevini alıyorum. Del x bölü del x'e göre türevini aldığım zaman a çarpı alfa çarpı E üzeri alfa x. Sonra ikinci dereceden türevi lazım. Del kare x bölü del x kare lazım. Sonrasında a çarpı alfa kare çarpı E üzeri alfa x gelecektir arkadaşlar. Sonrasında ise ben neye eşit olduğunu biliyorum. 1 bölü x çarpı del kare x bölü del x karenin eksi kx kare olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 1 bölü x. X ne? A çarpı E üzeri alfa x. Sonra 1 bölü x'i yazdım. Şimdi ikinci türeviyle çarp diyor bana. İkinci türevi nerede? Şurada a çarpı alfa kare çarpı e üzeri alfa x ile çarp diyor. Onu neye eşitle diyor? Eksi kx kare eşitle diyor. Dolayısıyla buradaki sadeleştirmeleri yaptığımız zaman e üzeri alfa x ile e üzeri alfa x gider. A ile a gittiği zaman buradan ne gelecektir arkadaşlar? Alfa kare eksi kx kare gibi bir kök gelecektir. Sonra ben ne olduğunu biliyorum. Alfanın artı eksi jkx'e eşit olacağını buradan söyleyebiliyorum. Yani bunu hemen nasıl söyledim? Bu şey gibi bir şey. X kare eşittir eksi 9 gibi bir şey. X kare eşittir eksi 9 ise x kökü yoktur dersiniz ama karmaşık sayıları unuttuğunuz için bunu dersiniz. Artı eksi 3j'ye eşit olması gibi.
Tamam. Aynı şey var burada da. Peki en sonunda o zaman x'i nasıl bulurum? A çarpı e üzeri alfa. Alfanın bir kökünü ne buldum? Eksi j k x. Bir de kendi x'i var. X. Artı bir tane kökünü yazdıysam artı işlemiyle bu kez ikinci kökünü yazıyorum. B çarpı e üzeri j k x ve değişkeni. Aynı işlemi y için yaptığınızda da şu şekilde bulacaksınız. Y eşittir c çarpı e üzeri eksi j k y y artı d çarpı e üzeri j k y y olarak bulacaksınız. Peki bu işlemin aynı zamanda diğer eşitleri neydi? Şurada tekrar yazalım. Aynı şekilde şu şekilde de yazabiliyorsunuz tabii ki. A çarpı sinüs k x x j'den kurtarıyorum burada da. B çarpı kosinüs kos k x x şeklinde yazdım. Aynı şekilde bu da şu şekilde de yazılabiliyordu hatırlıyorsanız. Sin k y y artı d çarpı kosinüs k y y şeklinde de yazabiliyordu. Peki bunlar tabii ki nereden gelen sonuçlardı? Eksili bir şeylere eşitse ve dolayısıyla eksili olması hasebiyle burada j'li ve artı eksili gelmişti. Eğer şu şekilde kz olursa kz kareden eksili değildi hatırlarsanız j'siz olarak artı eksi kx geliyordu. Ve dolayısıyla bunun eşiti de ne oluyordu otomatikman? Z'i de şu şekilde yazacak olursak mesela e çarpı e üzeri bu kez j'siz eksi kz z artı f çarpı e üzeri kz z. Tabii ki bunu da yine bu kez hatırlarsak eğer bu artılıysa j işlemde yoksa hiperbollere gidiyordu bu işlem. Dolayısıyla bunu da aynı şekilde e çarpı mesela sinüs hiperbol kz z artı f çarpı kosinüs hiperbol kz z olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. En başta da fi neye eşitti? X çarpı y çarpı z'ye eşit olduğu için arkadaşlar onu şu şekilde de yazabiliriz. En genel fi şuraya sığması açısından iki seçenekli. 1 a çarpı e üzeri eksi j k x x artı b çarpı e üzeri j k x x olabilir. Veya a çarpı sinüs istediğinizi kullanmak size kalmış. Hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. B çarpı kosinüs k x x. Bu x için bir kök. Y için ise yine aynı şekilde c çarpı e üzeri eksi j k y y artı d çarpı e üzeri j k y y olarak yazabiliriz ya da c çarpı sinüs k y y artı d çarpı kosinüs k y y olarak yazabilirsiniz. Bu da yine size kalmış ve aynı şekilde son olarak e çarpı e üzeri eksi k z z artı f çarpı e üzeri k z z olarak veya e çarpı sinüs hiperbol k z z veya artı f çarpı kosinüs hiperbol kz z olarak yazmak da yine aynı şekilde size kalmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçünün çarpımı bana fi'yi verecektir. Üçlü koordinat sistemlerinde üçlü olarak Kartezyen için bu şekildeydi. Silindir için yapmak üzere. Hoşça kalın.